Değirmenci Osman Han'ın oğlu Halil Grup. Sinemaya atınca millet Müslümanları öldürüyorsunuz. Burada gavurucağız yaptığımız diye çok tepkilerle karşılaştık. Videolara başlayınca sinemanın canını okudu. Bunlar da tabii politikayı kullanan belediyeler çok canımı acıttılar, çok canımı acıttılar. Bütün acı ve tatlı hatıraları kalbimin içindeki Karacaahmet mezarlığına gömdüm. Kültür düzeyi düşük toplumun içerisinde hep kaderimle baş başa kalmak. İkinci bir görevim vardı. Ben çok güzel yazı yazarım. Kişiler insanın fiziki yapısına göre değerlendirme yapıyorlar. Para değerliydi. İlk oynattığım film Yılmaz Güney'in Bu Vatanın Çocukları filmiydi. Ben 1947 doğumlu. Değirmenci Osman Han'ın oğlu Halil Grup 1965 yılında buraya ilk sinemaya biz açtık. Bugün tabii geriye yoktu. Bir jeneratörümüz vardı. Bir film makinemiz. Ankara'dan film getirip 10 günde bir değiştirirdik. Buraya sinemaya açtık. Sinemaya açınca millet Müslümanları öldürüyorsunuz. Burada gavurucağız yaptığımız diye çok tepkilerle karşılaştık. 1967'ye kadar müşterek çalıştık abimine. 69'dan itibaren 77, 1982 yılına kadar sinemacılık yaptım. Tabii o zaman burası, o zamanlar sinemacılığa başladığımız zaman buranın 6023 nüfusu vardı. 250 kişilik sinema ağzına kadar dolardı her gün. Tabii zamanla teknik gelişti, televizyonlar çıktı. Televizyonların da pek bir yetkisi olmadı ama sonundan videolara başlayınca sinemanın canını okudu. Orada bırakmak zorunda kaldı 1982 yılında. Tabii ki bundan başka Lerkin'de civarındaki köyde beni çok yakından tanır. Yani burada beni tanımayanlar orada çok güzel tanırlar Lerkin'de. Hamamızın'da. Sonundan işte burada sinema seyircisinin haricinden belediye bir resim olayı olduydu. Belediye hani bilet başına belediye resmi ödüyordu. Bunlar da tabii politikayı kullanan belediyeler çok canımı acıttılar, çok canımı acıttılar. İlk olarak 76 yılında gittim ben. Dertinde yolun kenarında Şükrü Ayhan'a ait olan kahvede hem kahvecilik hem de sinemacılık yaptım orada. 1976 yılında Çorum Çangırı Kırsal Kalkınma Projesi'ne beni götürdüler. Orada 4 sene çalıştım ama 82 yılına kadar burada haftada 3 kese, 4 kese biraz da film oynatırdım. Böyle oldu. Peki bu sinemacılığı yaparken başından geçen ilginç olaylar var mı Halil Dayı? İlginç olaylar çok olurdu ya. Tamam. Bu yapılanların hepsini İnsan olarak düşündüm ve unuttum. Bütün acı ve tatlı hatıraları kalbimin içindeki Karacaahmet mezarlığına gömdüm. 1990 yılında da mahalleden emekliye ayrıldım. Ondan sonra tekrar buraya geldim. Şimdi işte geleceğe başladı. 5-600 kilo seneme ceviz kaldırıyoruz. Tamam, bir de yemekli maaşım var. Ben pek hani toplum içinde hani kültür düzeyi düşük toplumun içerisinde hep kaderimle baş başa kalmak, fenalar oturmak. Haydi de hayatımı sürdürüyorum. Devriyim, iki çocuğum var, bir kız bir oğlan. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Beni Çorum'da çünkü Çorum'da ikinci bir görevim vardı. Ben çok güzel yazı yazarım. Benim bir tane geliyorum makinem vardı.
makineyi alır, akşam 5'ten sonra kahveye giderdim, millet kuyruğa girerdi. Kimisinin çakısına, kimisinin çakmana böyle oymalı yazı yazardım, tamam mı? O şekilde hayatımı devam ettirdim. Maddi yönden de bir kuşluk çekmedim. Babam varlık uygun insandı. Şey yapmadım da yani. Bu reportajı çorum şeyde, Latin'de yaparsanız, ismimi de söylerseniz size onlar her şeyi ağabeyi diye kadar anlatırlar. Latin'e gittiğim zaman böyle en az 15-20 kişi etrafımı çevirir. Alamazsın Mısır'a. Adamların evinde yattık, yemeğini yedik. Böyle maceralar oldu, tamam mı? Şimdi o eski sinema tabii ki bakımsızlıktan şey oldu yani. Makinelerin, aletlerin duruyor mu? Duruyor. Peki onları görme şansımız var mı? Onları görme şansı yok çünkü hani emekli olunca emekli maaş alıyorsun ya. Evet. Ölünceye kadar emeklisin. Ben de o film makinelerinin şeyini hani paraları ondan kazandım. Yaptığım işleri hep ona göre korumuşsun, hepsini yağladım, yıkadım. Ardiye şey yaptım, bıraktım. Mesela bir hayırsever birisi çıkıp mesela şimdiki sinemayı bir restoran yaparlarsa yine haftada bir gün, iki gün film oynatma şansı olur şeyde, doğrusu. Yalnız şöyle bir durum var. Kişiler insanın fiziki yapısına göre değerlendirme yapıyorlar. İsmail Bey, ben biraz yakışıklısın biliyor musun? Ben onun yakışıklılığımı çok cezasını çektim. Böyle. Peki Oğuzlar'da sinema varken Oğuzlar'a artist falan geldi mi hiç böyle yani film izlemek için, film çekmek için davette falan bulundunuz mu hiç? Hayır, bulunmadım. Zaten köyler cumartesi, pazar günü. Hani o zaman Kömür Hoca faaliyetteydi, işçiler. Hani her köyün 40-50 tane işçisi vardı. Onlar benim cumartesi, pazarım, müşterilerim için, tamam mı? Kaç kişilik kontenjan vardı? Kaç kişi alabiliyordu sineması? 250 kişi alıyordu. Akşam tıklım tıklım, bir şey yok. Kaç liraydı o zaman sinema bileti? 1 lira. Artık makineleri kaldırdım. Görme şansı da olmaz yani. O zaman ilk açtığımızda sinema 1 liraydı. 1 lira. Bir sinema bileti 1 liraydı. Bu 75-80 yılına kadar hep 1 lira olarak, 10-15 sene hep 1 lira olarak şey yapardım. O zaman mesela ben sigara tiryakiçiyim. Bazı sigarası 90 kuruşuydu. 15 sene sonra İsmail Bey, 15 sene sonra yine 1 liraydı. Böyle. Enflasyon yoktu yani. Sigara 90 kuruşuydu. 15 sene 90 kuruşu sigaraydı. Yani bunu şunu demek istiyorum. Bugünkü gibi yani para değerliydi. Böyleydi. Eğer ona restore edilirse vatandaş haftada bir gün, iki gün film seyredebilir. Ama şimdi buranın, benim burada gittiğim zaman buranın nüfusu 6.023 idi. Şu anda burası Kızılcebelik'te Hasarçay köyleri mahalle olarak kaydedildi, şey, Oğuzlar'a bağlandı. Şimdi buranın nüfusu o iki köyler dahil 2.800 kişi. Nüfus bu kadar. İlk oynattığım film Yılmaz Güney'in Bu Vatanın Çocukları filmiydi. En son oynattığım film de Şirvan Dertli Gölü. Şirvan Dertli Gölü. Her sene aynı.